haftanın en iddialı yarışmacısı Özdemir'le birlikteyiz. Merhabalar, ben Özdemir Ergene Bozkurtan Üçöyük. 33 yaşındayım, Kırşehirliyim. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi işletme mezunuyum. Daha sonra kariyerime Amerika'da, University of Nevada, Reno'da MBA yaparak devam ettim. Bu süreçte Türk-Amerikan Derneği Nevada Şubesi Başkanlığı yaptım. WorkChef'i tabii ki de sadece etten ve sebzeden anlamaz. Mümkün olduğu kadar birçok alanda öğrenmeye çalıştım. Diğer şeflerimizden tatlılar olsun, salatalar olsun, egzotik mutfaklara mutlaka bir göz attım. Kendim de bugün zaten o taraflardan birkaç lezzet sunacağım. Buraya gelmeden önce siz de fark etmişsinizdir, bayağı bir hazırlık yaptı. Kıyafetler böyle onar çeşit. Gece 12'lere kadar bize yemeklerini tekrar pişirdi. Kesinlikle bu yarışmayı onun kazanmayı hak ettiğini düşünüyorum. Çünkü bugüne kadar hiç kimse bu kadar özen göstermemiştir. Bugün kesinlikle yemek yemeye doyacaklar ve çok lezzetli şeyler yiyecekler. Buna garanti verebilirim. Ben kesinlikle kazanması gerektiğini, eğer adil puan verilirse kesinlikle kazanması gerektiğini düşünüyorum. 50 bin TL gerçekten çok ciddi bir para ve buraya gelen yarışmacıların bence hem sunum açısından, hem servis açısından, hem prezentasyon, hem yemeklerin lezzeti ve iddiası anlamında çok daha iyi ürünler getirmesi gerekir. Ben buna özen gösterdim ama arkadaşlar da aynı özeni göremedim maalesef. Umarım hak eden kazanır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gürbüz. Sevgili Özdemir, kiminle geldin? Aybike Alevyanar'la geldim, arkadaşım. Kaç yıllık arkadaşsınız Aybike? Evet, 2 yıllık arkadaşım. Amerika'dan tanışıyoruz. Şu anda da birlikte çalışıyoruz. Ya şu Amerika hikayeni merak ediyorum. Ne kadar kaldın, neler yaptın bir anlatsana. Amerika'da 6,5 yıl kadar kaldım. Hem MBA yaptım hem de pazarlama master'ı yaptım. MBA derken bilmeyenler için ne olduğunu açıklayalım. İşletme yüksek lisansı. Türkiye'de işletme mi okumuştun? Evet, Türkiye'de de Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce işletme okudum. O yüzden mi böyle diksiyonunda Amerikan aksanı var? Evet, ister istemez birazcık kalıyor tabii. Sen neler yapıyorsun Aybike? Ben de normalde Uzatköy gemi kaptanıyım. Bu sebeple birçok kere Amerika'ya gittim. Şu an neler yapıyorsun peki? Yaklaşık 12 yıl kadar gemide çalıştım. Bütün dünyayı gezdim. Şimdi özel ilgi alanım olduğu için estetik sektörüne girdim. Beraber mi çalışıyorsun? Evet, beraber çalışıyoruz. Ben kendisinin kliniğinin CEO'suyum. Bu arada benim hiç estetiğe ihtiyacım yok değil mi? Evet, yok, gayet güzelsiniz. Özdemir'ciğim, malum bugün final günü. Ne hissediyorsun? Vallahi çok heyecanlıyım. Tüm hafta boyunca arkadaşlara yaptığı yemekleri tek tek inceledim. Rakip olarak maalesef beklentilerimin çok altında kaldılar. Fakat umarım bugün yemekteyize yakışır bir final yapacağız. Özdemir'in yemeklerini yedin mi hiç Aybike? Kesinlikle yedim. Kesinlikle muhteşem. Çok güzel yemekler yapar. Şefliğin hakkını verir. Zaten Amerika'da eğitim almış. Bugün de bunu kanıtlayacak. Amerika'da wok şefi olarak çalıştın değil mi? Evet. 3 farklı restoranda wok şefi olarak çalıştım. Bir tanesi Tayvan restoranı olmak üzere. Rakiplerin bugün çok üstüne gelecekler. Farkında mısın? Farkındayım. Leyla Hanım zaten çarşamba günü, perşembe günü ve yani beni bayağı zorladılar. Bugün de çok fazla üzerime geleceklerine eminim. Çünkü rakip olarak görüyorlar. Sence aralarında adaletli davranacak biri var mı? Ben en azından Evren Bey'in ve Nesrin Hanım'ın daha adaletli olacağını düşünüyorum. Vallahi adaletli olurlarsa kesinlikle birinci olacağını düşünüyorum. Her gün çekimden çıktıktan sonra bana anlatıyor. Evet, Evren Bey'le birazcık daha adil olduğunu söyledi ama bazı sıkıntılı yarışmacılar da varmış. Menünü çok merak ediyorum Özdemir. Bugün bize neler hazırladın say bakalım. Bugün Fransız mutfağından başlangıç olarak sebzeli tavuk konsome yapacağım. Onun rengini tutturmak çok zordur. Evet, berraklığını ve rengini tutturmak zor olacak benim için de çünkü süre çok az ve bu sürede elimden geleni yapacağım. Arkasından? Arkasından ara sıcak olarak blue cheese peynirli, ıspanaklı kabak graten yapacağım. Ara sıcak bir tane mi var? Evet, bir tane var. Ama oldukça zaten hafif olarak başlayıp giderek daha fazla dozunu ve lezzetini artıracak şeyler seçtim. Gelelim ana yemeğe. Ardından ana yemek olarak zerdeçallı kuskus eşliğinde Taiwanese Latino wok tava yapacağım. Bu wok tavanın içinde neler olacak? Bir kere bonfile etimiz olacak. Birkaç gün onları özel bir şeyle siparişini verdim daha önceden sırf bu yarışma için. Onun dışında içerisinde çok renkli sebzeler olacak.
Uzak Doğu lezzetleri olacak, susam yağı olacak, soya sosu olacak. Bildiğiniz bir lezzet şöleni olacak. Harika! Salata var mı? Salata da var. Salatam da yine Amerika tarafından, Hawaii yöresine ait Hawaii'in tropik salata yapacağım. Peki tatlıda bizi nereye götürüyorsun? Tatlıda da çikolatalı mus yapacağım. Mutlaka bu tatlıyla alakalı diyecekler, yapımı çok kolay vesaire gibi. Fakat çikolatalı musun çok önemli birkaç tane ayrıntısı var. Çırpacağınız kremanın hangi yağ oranından olduğu çok önemli. Onun dışında tavalarınızı veya çırpma kaplarınızı buzdolabında bekletmeniz çok önemli. Musu muz zannetmezler değil mi? Hayır, mus diye yazılıyor fakat mus diye okunuyor. Evet. Bu yemekleri anlayacak yarışmacılar var mı sence? Özellikle çorbam konusunda bazı sıkıntılar yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu sebzesiz, yani sebzeleri sadece yapım aşamasında kullanıyoruz ama servis aşamasında berrak bir su ve üzerine sadece maydanozla servis ediyorum. O yüzden bununla alakalı bunun sebzesi nerede, malzemesi nerede diye soracaklardır. O zaman markete gidelim mi? Tabii ki de. Hazır mısın? Hazırım. Aybike, sen bizi bekliyorsun değil mi? Evet, bekliyorum. Bol şans. O zaman mutfakta görüşürüz. Hadi gidelim. Bu menü 50 bin lirayı hak etmiyor. Asla hak etmiyor. 6 çeşit yemek var. İsimlerini hava katmak düşünmüş. Sonra onları bizim gözümüze boyamak için böyle isimler vermiş. Çok basit yemekler. Baştan sona kadar basit. Bu menü benim menüme yakın bir menü. Eğer layıkıyla yaparsa 50 bin lira için benden gerekli olan puanı rahat rahat alır. Çok zor değil. 2 saatte yapılacak bir menü. Yani konsome çorba yapmak zor bir şey değil. Bütün sebzeleri atarsınız suyun içine, haşlanır. Sonra suyunu süzersiniz. Ama tabii orada önemli olan birkaç teknik vardır. Bunları başarabilirse. Yoksa zor bir menü olarak görmüyorum. Yani ben şimdi bu tabloya baktığım zaman burada ne uğraştırıcı onu seçmeye çalışıyorum. Ne hangisi çok emek sarf edilmiş onu arıyorum. Ve hiçbirinde inanın bulamadım. Hiç kimseyi kendime rakip görmüyorum. Kesinlikle 50.000 TL'ye kazanılacak bir menü değil. Hadi Gürbüz, markete gidiyoruz hadi. Geliyorum ben de. Neyle başlıyoruz? Oktava yapacağım. O yüzden soğan lazım. Hem sarı soğan hem kırmızı soğan alacağım. Kırmızı soğanı aldın. Başka? Sarı soğan alacağım. Yine lezzetlendirmesi için. Heyecanlı gördüm seni. Evet, yani heyecan olmamak mümkün değil. Biraz da gerginsin galiba. Evet gerginim. Ama inşallah yemek yaparken rahatlayacağım. Patates almadın. Patates evet. Unuttum. Patates alan yarışmacımız yeşilliklere el atıyor. Ispanağı nerede kullanacaksın? Ispanağı gratende kullanacağım. İç harcına blue cheese'le çok güzel bir iç harç yapacağım ve üstüne bechamel sosla ve parmesanla lezzetlendireceğim. Rakiplerinin yemek kültürü hakkında bir fikrin var mı? Vallahi yemek kültürü ben çok iyi olduklarını düşünmüyorum. Yani ellerinden geleni yaptılar. Peki içlerinde en iyisi hangisiydi sence? Bence eğer Nesrin eksik malzeme kullanmış olmasaydı bence Nesrin içinde en iyisiydi. Havuç, pırasa ve renkli kapya biberlerini de alıyor hemen yarışmacımız. Bu arada evde senin getirdiğin malzemeler var. Neydi onlar? Özellikle soya sosu, susam yağı, Amerika'da kullandığım, kendime özel kullandığım bir Tayvan usulü bir soya sosum ve susam yağım var. Aynı zamanda da soya filizim var. Yanılmıyorsan kurutulmuş domatesi de getirdin değil mi? Evet, kurutulmuş domatesi de getirdim. O zaman hadi devam edelim. Bak giriş şuradan. Şimdi ne alıyoruz? Hemen şimdi etlerime bakacağım. İlk önce bir süt alacağım. Etleri de önceden sipariş etmiştin değil mi? Evet, özel sipariş ettim. Güzel bir süt alacağım. Yağ oranı yüksek. Onun dışında... Gelmişken içeceklerini de al bence. Evet, içeceklerimi alacağım. İçeceklerin ardından soluğu şarküteri reyonunda alıyor yarışmacımız. Şimdi ne alıyorsun? 2 tane krema alacağım. Bu benim için yağ oranı çok önemli. 1 tane de ayran alıyorum. 1 dakika. Yağ oranı önemli dedin. Evet, 135 ve üzeri olması lazım. Kremayı nerede kullanacaksın? Bunu mousta kullanacağım. Çikolatalı mousta. Tereyağını da arabaya atan yarışmacımız doğru kasap reyonuna geliyor. Etimi... Alabilir miyim? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ne sipariş etmiştin? Ben gonfile sipariş ettim voktavam için. Ve özellikle belli bir oranı var onun. 0,3 milime 7 santim olması gerekiyor uzunluk ve genişlik oranı. Çünkü piştiğinde incelmemesi ve kopmaması gerekiyor. Yakından bakabilir miyim? Özelliği neydi bu etin? 0,3 milime 7 santim olacak. Pişerken hem içleri çiğ kalmayacak hem de çok fazla pişmiş olmayacak. Diğer etler ne için? Tavuklarımı da alabilir miyim? Bu da konsomede tavuk suyunu çıkarmak için kullanacağım. Tavuğun hangi parçasını kullanacaksın? Bunlar tavuğun but kısımları. Bunlarla özellikle hem yağından faydalanacağım hem de kendi aroması. Faydalanacağım. Özel
köy tavuğu aldım. Peki bir de özel peynirlerim vardı. Neydi onlar? Peynir olarak parmesan ve blue cheese kullanacağım. Hemen alalım bakalım neymiş onlar. Bunlar İtalyan meşhur bir parmesan markası. Bu da iki farklı blue cheese kullanacağım ve bunları harmanlayacağım. Ispanakla karamelizasyonunu yapacağım sote olarak. Kraker ve ekmeğini de alan yarışmacımız diğer eksiklerini de tamamlamaya çalışıyor. Ya niye kasaba dönüyoruz tekrar? Evet, bir de tavuk kıyması alacağım. Yarışmacımız hızla kasaba siparişini veriyor. Tavuk kıyması yapabilir misiniz yağsız tarafında? Tavuk kıyması, evet, evet, 500 gram alacağım. Evet, konsomem için kullanacağım. Son olarak tavuk kıymamı alacağım, cevizimi alacağım ve rulo gofretimi alacağım. Tatlının süslemesinde kullanacağı rulo gofreti ve tavuk kıyması siparişini de alan yarışmacımız hızla kasaya ulaşıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhaba. Sizi tanıyalım. Ben Ayşegül. Ne haber Ayşegül? İyiyim. Teşekkür ederim. Siz? Teşekkür ederim. Ayşegül, şu an karşında iddialı bir yarışmacı görüyor musun? Şu an cevap veremiyorum ama. Neden Ayşegülcüğüm? Bana cevap veriyorsun ama. Siz ayrı. Bizi takip ediyor musun bu arada? Evet. Çok teşekkür ederiz. Özdemir, eksiğin var mı? Ben eksiğimin olduğunu düşünmüyorum. Ürünlerini hızla kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyip alışverişini tamamlıyor. Evet, paranız. Fişimi alayım. Yetiştirdim ama son dakika oldu birazcık. Umarım eksiğin yoktur. Ya her şeyi aldığımı düşünüyorum. Başarılar. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Hadi artık eve gidelim. Hadi gidelim. Görüşürüz Ayşegülcüğüm. Vallahi of, çok şükür çok ya. Merak ettim. Vallahi yetiştirebildim mi? Son anda yetiştirdim yani. Ya siz onları dizerseniz Gürbüz'le ben hemen giyinmeye geçiyorum. Tamam, görüşürüz. Özdemir Bey kaç günden beri kimsenin masasını beğenmiyor. Böyle burun kıvırıyor falan, böyle bir hareketler yapıyor ondan sonra. Herhalde o da bugün bu masaları beğenmeyen Özdemir Bey bize herhalde çok şık böyle bir masa hazırlamasını bekliyorum ondan. Salatamız burada, sütümüz burada, kuru yemişlerimiz tamam, tatlı malzemelerimiz tamam, salata malzemelerimiz tamam, çorba malzemelerimiz tamam. Ya Ayvike, Özdemir markette acayip panikti. Hep böyle miydi? Panik, vallahi ne yapacağız bilmiyorum. Bu gece bir meditasyon yaptık ama. Merhabalar. Hoş geldin. Sen gece meditasyon mu yaptın? Ya nasıl meditasyon yaptınız? Hadi bana da yapın. Şöyle mesela derin nefes al, sakin ol. Ve köşeye bak dedi bana. Böyle bir belli bir süre, ondan sonra dedi biraz daha sakinleşirsin. Yarışmacımız süresi başlamadan önce hızla malzemelerini kontrol ediyor. Şu günlerce sayıkladığım peyniri. Evet, burada. Peynirlerim burada. Etim nerede? Etim dolabımda. Evet, evet, onu biliyorum. Bu arada özel getirdiğim bir soya sosu vardı. Özel getirdiğim bir soya sosum var. Bu hem susam yağı hem soya sosu. Özellikle bu Tayvan yemeklerinde çok özellikle kullanılan bir malzeme. Tayvan restoranında wok şefliği yapmış biri olarak soslar senin için önemli olmalı. Yani bunu kullanmazsam kesinlikle o lezzeti alamam. Başka ne getirmiştin? Başka soya filizi getirdim. Soya filizi de çok önemli. Çünkü sona doğru wok tabağıma pişirmeye yakın bunu koyacağım ve azıcık çiğ kalmasını isteyeceğim. Bir de mango getirmiştin galiba. Özel mangom, özel siparişim. Bu mango yani Türkiye'de gerçekten çok yani bulabileceğiniz çok nadir mangolardan bir tanesi. O mango mu? Evet, bu mango. Bu gerçekten hani çok ciddi araştırmalar sonucu buldum bunu. Başlayalım mı artık? Başlayalım. Hazır mısın? Hazırım. O zaman geri sayımı başlatıyorum. 3... 1... Başla. Hadi bakalım neyle başlıyoruz? İlk olarak tariflerimi bir kenara koyacağım. Çok önemli. Hadi canım. Tariflere mi bakacaksın? Ya heyecandan bazen en iyi bildiğiniz şeyi bile kaçırabilirsiniz. O yüzden riske atmayacağım. Hemen buradan tavuklarımı ve etlerimi tavuklarımı alacağım. Tenceresini ocağa koyup özel sipariş tavuk etlerini bir güzel yıkıyor yarışmacımız. Ne yapıyorsun şef? Ben ilk önce özel köy tavuklarımı yıkayıp hemen suyunu almak için kaynatmaya başlayacağım. Hangi yemekte kullanacaksın? Tavuk konsomede. Peki bu konsome tam olarak nerenin çorbası? Fransız mutfağı ama Türk mutfağında da yani brot dediğimiz bu özel suyunu çıkarma işlemleri Türkiye'de de yapılıyor. Çorba için tavuğun neresini kullanacaksın? Tavuğun butunu kullanıyorum. Aybike, uzun yol gemi kaptanı olduğunu söylemiştin. Ne oldu da birden estetik işine girdin? Ben belli olduğu üzere kendim çok seviyorum estetiği.
Yani yaklaşık 20 senedir müşteri olarak bulunduğum estetik sektöründe artık kendim iş yapmak istedim. Bu arada konsome için tavuk butlarının üzerine sıcak su eklenip pişmeye bırakılıyor. Ya Aybike, şu an yüzünde ne estetikler var? Ne yok desem daha kolay olur. Ameliyat yok yani. Yani genel anlamda 15 senedir falan botoksumu düzenli yaptırıyorum. Elmacıklarımda birazcık dolgu var, çene ucumda dolgu var, burun dolgusu var ama ameliyat olarak yüzümde bir şey yok. Peki burun dolgusu nedir tam olarak? Yani ameliyata gerek kalmayan burunlarda böyle buradaki kemiği kamufle etmek için küçük dolgular konularak ameliyatlı gibi sonuç alınabiliyor korkanlar için. Benim burnuma dolgu olmaz mı peki? Size olmaz, evet, size ameliyat olur. Eyvah! Ameliyat mı? Yaktın beni Aybike. Bu arada ne yapıyorsun şefim? Hemen yumurtamı alacağım. Al tabii, koş koş. Bu arada biz sohbet ederken sen neler yaptın? Şimdi hemen tavukları haşlamaya bıraktım. Yumurtamı alacağım, yumurtama bakıyorum. İki yumurta sarısını bir kaseye alan yarışmacımız tencereye süt ve krema koyup karıştırarak ocakta ısıtmaya başlıyor. İkiniz de sosyal medyada tanınmış isimlersiniz. Özdemir, senin kaç takipçin var? Benim 12 bin kadar bir takipçim var. Aybike, senin? 1 milyon kadar. 1 milyon mu? Sosyal medyada 1 milyon takipçin mi var yani? Ya neler paylaşıyorsun peki? Valla son zamanlarda çok fazla kedilerimi paylaşıyorum. Ama eskiden moda, makyaj, çok pandemiden önce tüm dünyayı gezmiştim. Yani yurt dışı gezilerim çok meşhurdu. Bir de malum mesleğimden dolayı çok fazla gazete ve dergide çıktım. Ya inanamıyorum. Şu an ben de seni takip aldım. 1 milyon 1 oldu. 1 milyon 1. takipçin ben oldum. Bu arada sosyal medyada fenomen olmak nasıl bir şey gerçekten? Ya şöyle, çok büyük bir sorumluluk var. Mesela ben kendim bazen doğal davranıyorum ama insanlar sana yakıştıramadım falan diyor. Yani çok fazla olduğumuz gibi olamıyoruz. Özdemir, ne yaptın bu arada? Ben şu anda çikolatalımızın içini hazırlıyorum. Neler koydun? Krema ve sütü şu anda kaynatıyorum birleşmesi için. Daha yoğun bir kıvam edeceğim. Sonra yumurtaya, yumurtanın pişmeden yavaş yavaş ilave ederek bir form yakalayacağım. Süt ve krema yoğun bir kıvama gelene kadar iyice karıştırılıyor. Özdemir'cim, senin bu telaşını baş başa bırakıyorum. İzninle ben çıkıyorum. Şey sonlara doğru gelip kontrol edeceğim. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. Bol şans. Bay bay. Görüşürüz. Aybike, çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bu arada yarışmacımız ara yemeği için kabakları hazırlamaya başlıyor. Blue cheese, peynirli ıspanaklı kabak graten yapıyoruz değil mi şefim? Evet. Nerede öğrendin bu yemeği? Bunu da Amerika'da öğrendim. Yine orada çok fazla bununla uğraşıyorlar, çok fazla bunu yapıyorlar. Hemen bakıyorum, benim bir özel kaşığım olacaktı. Ya sen Amerika'da okumaya gittin, sonra Tayvan restoranlarında çalışmaya mı başladın? Nasıl oldu? Evet ya, şöyle, çünkü gerçekten Amerika'da bursla okumak yeterli değil. Ben bu arada burslu olarak okudum. Tam burslu. Seni tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Kendileri bana burs vermek için ekstra bir kontenjan için matematik bölümünde burs aldırdılar. Hangi üniversitede okuyordun? Ben University of Nevada Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptım. MBA ve yönetim organizasyon. Yalnız diksiyonunla ilgili acayip yorumlar yaptı rakiplerin. Yok efendim 6 yılda diksiyon bu kadar değişir miymiş? Yok efendim hava atıyormuş falan. Vallahi konuşan konuşur. Yani tamamıyla sadece Amerikalı arkadaşlar edinmeye çalıştım. Mutlaka Türk arkadaşlarım da vardı. Fakat özellikle yabancı dilimin gelişmesi için olabildiğince yabancılarla, özellikle Latinler çok sıcakkanlı oldukları için hem Amerikalı hem Latin arkadaşlarım oldu. Ne yapıyorsun bu arada? Ben şimdi graten kabaklarımın içine oyuyorum. Çünkü buna ıspanaklı blue cheese'li harcımı koyacağım. Uzunlamasına ortadan ikiye bölünmüş kabakların içi kaşıkla oyuluyor. Kabaklar kararmaması için suda bekletiliyor. Merhaba. Merhabalar. Merhaba güzel insanlar. Ve yemekteyizin final yarışmacısı Özdemir. Kolay gelsin. Müzikaller var ya. Her şeyi böyle şey yaparak. Bu havucu soyacağım ve sonra bir güzel doğrayacağım. Tencereye atıyorum, gürbüz seni selamlıyorum. Merhaba efendim. Merhabalar, merhabalar, merhabalar. Merhaba Zuhal Hanım. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim, çok kolay sağ olun. Kolay gelsin sağ olun. Sevgili Özdemir. Sağ olun, teşekkür ederim, çok seni sağ olun. Seni pırasalarla görmüşler mutfakta. Kereviz diyecektiniz galiba Zuhal Hanım. Evet evet, kerevizlerle ne yapıyorsun sen bakayım mutfakta? Kerevizleri kaynayan tavuğuma hem renk vermesi hem de esans vermesi için atacağım. Çok severim. Onlarla birlikte karışacağım çünkü tavuk konsome yapıyorum. Evet, tavuk konsome. Evet. Böyle et suyundan değil mi? Evet, evet, yapılır. Evet.
daha ziyade. Böyle çok güzel çorba gibidir, çok lezzetli, sebzelerle tatlandırılır, aromalandırılır. Evet efendim, bugün haftanın en sevdiğim günü, bugün final günü, 50.000 TL'yi kime vereceğimizi öğreneceğimiz gün. Bugün from America'dan he's a final yarışmacısı sevgili Özdemir. Amerika'da 6,5 yıl yaşamış. Ve de iddialı bir yarışmacı. Hemen menüsüne bir göz atalım isterseniz. Sebzeli tavuk konsome. Ne durumda? Kaynıyor herhalde. Tavuklarım, ilk önce tavuğun suyunu alacağım. Tamam. Daha sonra da sebzeleri hiç ilave bana bakma. Edeceğim. Evet. Aynen, sebzelerle lezzetlendirilecek. İlk defa yapılıyor yemekteyiz de. Ama tabii ki aşçılar ve şefler dünyasında çok bilinen, revaçta bir şeydir. Blue cheese peyniri, ıspanaklı kabak gratin var. Yalnız blue cheese. Blue cheese. Blue cheese. Kaça buldunuz onu? Nerede o? Ha, bunun paketi böyle bakıyorsunuz neredeyse çeyrek altına tekabül ediyor. Zerdeçallı kuskus eşliğinde Latino... Taiwanese woktava. Evet. Wok deyince akan sular durur. Nerede wokun? Wokum altta, hemen göstereceğim şimdi, tamam, size. Tamam, şimdi göstereyim, sen işine bak. Woku var. Wok var bugün. Wok var. Çünkü Wok şefi olarak çalışmış 2 yıl. Sen de galiba değil mi Wok'ta çalıştın? Tabii Zuhal Hanım. Wok benden sorulur. Bu arada tavuk suyuna lezzet katacak havuçlar da iri şekilde doğranıyor. Peki. Hawaiian tropik salata. Hawaiian. Böyle bir boynunda o çiçeklerle bezeli bir şeyle böyle. Kolyeyle karşıla, Hawaiian çünkü. Hawaii. Bir de meyve kokteyli yaparsın bize ve çikolatalı muz. Aman çok kolay diyecekler bu tatlıya ha. Söyleyeyim sana Özdemir. Aslında bu tatlı çok basit gibi gözükse de aslında evet, çok kıvamı çok önemlidir. Detay, evet. İşçilik, muz öyle çok severim ben. Kremasının %35 oranında yağdan olması gerekiyor. Yumurtayı çırparken çiğliğini almaması için çok yavaş yavaş sütle ve kremayla karıştırması gerekiyor. Yandı olmaz. Evet. O muz kıvamı hemen de dolaba atman lazım. Evet, yapıp. Hemen atacağım şimdi birazdan. Evet, bir an evvel sütün soğumasını bekliyorum. Evet, peki şu anda neler yapıyorsun? Hayat nasıl geçiyor Özdemir? Vallahi, ne iş değişti galiba? Birkaç işin vardı senin. Evet, ben aslında marka danışmanıyım. Trading, branding yani marka yönetimi. Aynı zamanda da ithalat, ihracatla da uğraşıyorum. Ama asıl işim... Maşallah, para var yani sende. Şükür kazanıyorum. Dün Leyla dedi Allah daha çok versin. Ben dedi lüks arabayla geldiğim için dedi. Kocam getirdiği için dedi. Beni de gördüler dedi. Bu kızın dedi ihtiyacı yok diye düşündüler. Ondan gayri bana o kadar düşük puan verdiler dedi. Ben hiç öyle bir açıklama beklemiyordum tabii. Çok dolmuş, taşıyordu dün. Dere olmuş, taşıyordu dün Leyla. Tamam, haklı. Haklı olduğu kısımlar var. Ben de söyledim ama... yani biraz fazla mı şey oldu acaba dün? Leyla Hanım'ın dün masada beni kıskanıyor demesi çok gerçekten komikti. Resmen kahkaha atacaktım yani ben bu duruma. Kimin ne durumda olduğunu hiç kimse bilemez. Burada yemeklerimiz konuşması gerekiyor, kişiliğimiz değil. Bu arada kereviz, havuç ve pırasa haşlanan tavuk suyuna ekleniyor. Hemen ardından tavuk kıyması da ceviz büyüklüğünde yuvarlanarak çorbaya katılıyor. Zuhal Hanım baksanıza, kocaman köfteler atıyor çorbaya. Evet, tavuk kıymadan konsomenin içine köfteler yapıyorsun. Ne iç yapıyorsun? Seyircilerimiz de aydınlat. Şimdi konsomen tavuğun hem esansını vermesi. Şimdi birazdan yumurta beyazı da kullanacağım. Bunlar kaynadıkça ilk başta tavuğu yumurta biraz haşladım. Yumurta beyazı da konuş, bravo. Daha sonra bunlar bir üstte bir pütürtü oluşturacak. Sen öyle işine bir bak, duman. Hiç bana bakma. Evet. Daha sonra ben onun ortasını açıp yavaş yavaş kaynatmaya başladıkça renginin açıldığını göreceğiz. O yüzden de bu şeyi rengini vermesi için de muhteşem. Hem tavuğun kendisini hem de kıymasını kullanıyorum. Tabii lezzet de verecek. Çikolatalı muz için süt ve krema karışımı yumurta sarılarına yavaş yavaş karıştırılıyor. Evet, şimdi benmari usulü eriteceksin herhalde. Benmari usulü eriteceğim. Evet, ama doğru çikolatalar, pul çikolatalar almış. Küver çikolata da olur. Vallahi gayet iyi gidiyorsun. Bakalım bugün nelere gebe, büyük finali kaçırmayın. Ama siz de yarışmacı olmak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Yemekteyiz Instagram hesabına başvuruyorsunuz. Veyahut ben tv8başvuru.com'a başvuracağım. Oradan yarışmacı olmak için hem de önce pişir de görelime geleceğim diyorsanız o adresimiz var. Bir de tabii ki... telefon numaralarımız var. Evet, Zuhal Topal Yemekteyiz'in yaz aylarından beridir sizlere bahsettiğimiz büyük sürprizi pişirde görelimi hayata geçirdik. İlk bölümlerini izlediniz. İnşallah bundan sonra da Yemekteyiz'de yarışmacı olabilmek için hafta sonları TV8'de olacak, yayınlanacak bir güzel programımız var artık sizler için pişirde görelim. Dolayısıyla Özdemir de dahil olmak üzere bu haftaki yarışmacı grubumuz oradan rakiplerini eleyerek geldiler ve yarışmacı olmaya hak kazandılar. Hem 7 gün
ekranlarda olmuş oluyorsunuz. Popülaritenize popülarite, takipçilerinize takipçi katıyorsunuz. Hem de orada da güzel Serhat şefimiz var. Serhat da çok güzel yemekler yaptırıyor orada, yardımcı da oluyor. Hem sizi pişir de görelim, hem de yemekte izi bekliyoruz. Bu arada senin 3 tane ismin varmış, öyle dediler bana. Evet, bilmiyorum diğer isimlerin ne? İsmim yani Özdemir Ergene Bozkurtan Üçöyük. Üçöyük de soyadın. Evet, niye? Yani yemek ismi. Tarifi gibi. Evet. Yemek tarifi dedi, çok önemli bir insan. Böyle ne bileyim böyle bozüyükler. Evet, Alacayük, Çatalayük oradan geliyor. Evet, evet. Demek ki atalar, kökler evet. Oralardan. Kabak graten için sirkeli suda bekletilen ıspanaklar bol suyla yıkanıyor. Evet, görüşmek üzere. Aman kafa gitti. Evet. Aman dikkat et, Allah korusun. İyi hadi bakalım, görüşmek üzere. Teşekkür bol şans. Ederim. Kolay teşekkür gelsin. Bugün de gönlüm senden yana. Teşekkür ederim. Evet, gürbüz. Görüşürüz. Bunu ekmek arası koyup yersen senin kafanı yerim. Bu öyle bir peynir değil. Gerçi artık senin yaptırdığın o büyük yarım ekmek arası salam kaşar da pahalandı değil mi? Tavuk döner yiyordun, o da pahalandı. Hadi görüşürüz, kolay gelsin. Görüşürüz Zuhal Hanım. Şimdi neler yaptın anlat bana şefim. Şu anda sarımsak ıspanakları şeye koyuyorum. Nedir onun adı? Tavaya. Onlar birazcık haşlanacak. Daha sonra peynirlerini yapacağım. O arada ben mutfağı birazcık temizleyeceğim. Tatlının çikolataları tereyağıyla benmari usulü erirken yarışmacımız da bir yumurtanın beyazını ayırıyor. Nerede kullanacaksın bu yumurta beyazını? Yumurta beyazını sadeleştirmek için, rengini sadeleştirmek için kullanacağım. Mus için mi? Hayır, konsome için. 6 tane yumurtanın beyazını çırptıktan sonra haşlanan tavuk ve sebze suyuna ekliyor yarışmacımız. Peki bu malzemeler piştikten sonra blenderla çekilecek mi? Ne olacak şefim? Süzülecek. Onun için özel beyaz bir tülbentle süzeceğim bunun suyunu. Berrak suyu elde ettikten sonra ayrı bir tavada, onlar için de ayrıyeten birazcık serviste kullanacağım sebzelerimi ayırdım. Bunları çok ince küçük küpler halinde suyumun içerisine ekleyerek sunum sırasında yani servis edilirken içine ekleyip servis edeceğim. Üzerine biraz şeyle. Sebzeleri çiğ mi koyacaksın çorbaya? Evet. Aa! Hayır, haşlayacağım. Haşlayacağım tabii ki. Peki çorbanın suyu neden bu kadar köpürdü? Özellikle böyle olması gerekiyor. Altını kısacağız. Bu yaklaşık bir 2 saat boyunca pişecek. O yüzden bunu bu tarafa alacağım. Wok tavama geçeceğim. Çorba pişmeye devam ederken yarışmacımız da ayırdığı havuçları minik minik doğruyor. Bunlar sunum sırasında kullanacağın sebzeler öyle değil mi? Evet, çorbanın sebzeleri bunlar. Yani graten açıkçası konsüme normalde servis ediliyor. Sadece aslında konsüme demek zaten berrak su demek. Ama sırf görüntü anlamında daha güzel şey gözüksün diye servis edilirken bu tarz şeyler de kullanılıyor. Bu arada tatlının çikolatasını da kontrol eden yarışmacımız ufak bir talihsizlik yaşıyor. Ya çikolatanın içine su kaçtı. Bu senin için problem olur mu? Evet, benim için bir problem. Yani benim için bir problem. Ama suyunu biraz alacağım. Ay, çikolatası da azalmış oldu şimdi. Yani yapacak bir şey yok. Şu anda mecbur, çikolatam erimiyor çünkü kabı muhtemelen buradaki kap biraz kalın. O yüzden çikolatam bir türlü erimedi. Yani çünkü süreyi geçirdim. Bekleme süresi olacağı için onun yerine burada birleştirmeyi uygun görüyorum. Neyin içine ekledin çikolatayı? Şu anda kremalı ve yumurtalı bir şeyim vardı, birleştiricim vardı. Onu yaptım. Hemen bunları da kaldırayım. Elimden geldiği kadar yapmaya çalışacağım tabii şurayı. Bunun bağlayıcısı zaten çikolata. Ama ben bunu buradan kurtarırım, hiç merak etmeyin. Çikolata ve krema karışımı kaynamaya devam ederken kabak graten için ıspanaklar tereyağıyla kavruluyor. Özdemir Bey kendi ben gördüğümü öyle yani anladım ki çok üstü başına bakan, çok titiz ama mutfağını bilmiyorum, eğer öyle titizliğini mutfağında da yapsa yetiştiremez, bu basit menüyü de yetiştiremez. Her şeye çok takıntılı. Bakacağım mutfağı nasıl, mutfağın temiz yapmış mı, tertemiz mi mutfağı, her şeyine bakacağım. Mutfağa girmeye karşıyım da ama oradan bir göreceğim. Arkadaşlar giderse onları da yönlendireceğim, soracağım kendilerinden de. İzin verirsem bakabilir. Ama izin vermeyi çok düşünmüyorum. Çünkü ben kendisininkini çok merak etmedim. Kendisi de benimkini merak etmezse sevinirim. Bu mutfak ziyaretleri hakkında ne düşünüyorsun? Yani ziyaret edilebilir ama ziyaret etme sebebi çok önemli benim için. Manipüle etmek veya moral bozmak için edilirse buna kesinlikle izin vermem. Ama diğer şeyler için mutlaka tabii ki de her zaman herkese kapım açık. Ben şimdi peynirlerimizi
ekliyorum. Hangi peyniri eklediniz bana? Bu blue cheese, Danish cheese yani Danimarka peyniri ya da birçok ismi var açıkçası. Birçok kültürde farklı isimler alabiliyor. Ne gibi mesela? İşte dediğim gibi yani Danimarka'da Danish cheese diyorlar, Amerika'da blue cheese diyorlar. Yani İtalya yani hatta bazı damarlılarına Roquefort falan bile diyebiliyorlar. İşin yani tamamen nereden baktığınıza, yağ oranına, bekleme sürelerine, birkaç esansiyel şeylere, kurutma yöntemine göre değişiyor. Kabak graten için blue cheese peyniriyle ıspanaklar kavrulurken çikolata musun harcına tereyağı ekleniyor. Çikolata musu kurtardın galiba şefim. Kurtardım. Yani o pütürlü şeylerden birazcık kurtuldum. O azıcık su kaynayan suyun içerisine girmesi tabii birazcık yapısını bozdu ama tereyağıyla onu bağlamayı tekrar başardım. Çikolatalı mus için buzlukta soğutulan kaseye bir paket krema koyuluyor. Bu arada kavrulan ıspanak ve blue cheese peyniri önceden oyulan kabakların ortasına yerleştiriliyor. Dün Leyla'nın lüks arabasıyla ilgili açıklamasına ne diyorsun? Benim lüks arabamla gelmemi Gizem Hanım kıskandı dedi. Yani bu çok ayıp bir şey gerçekten. Yani ben bunu kendisinden çok ayıp karşıladım. Yani çünkü herkesin maddi durumu iyi olmak zorunda değil. Bu bir üstünlük, ne bir üstünlük ne de alçaklık belirtisidir. Bu konuda bir yorum yapması beni çok son derece üzdü. Yani yarışmada böyle bir şey geçmesi, bu cümlenin geçmesi inanın beni çok rahatsız etti. Bence beni çok kıskanıyorlar. Hala arkasındayım. Tabii ki de kendi kıskanan söylemez ben seni kıskanıyorum. Ama ben yaptıklarından, en çok da benim masamda bana yaptıklarından buna emin oldum. Beni kıskanıyorlar ve rakip görüyorlar. Beni elemeye çalıştılar. Hepsi birleştiler beni elemeye çalışıyorlar. Ama hak var, adalet var. Leyla Hanım'ın dün beni kıskandınız, özellikle de Gizem Hanım'a sen beni kıskandığın için 3 puan verdin dedi. Ben zaten masada kahkaha attım. Yani hiç hoş olmadı, hiç doğru bulmadım. Kendisine de yakıştıramadım açıkçası. Sonuçta burada kimse kimseyi tanımıyor. Mal varlığıyla övünülecek bir yarışma değil zaten bu. Yemeklerimle beni kıskandın dese çok daha mantıklı olurdu. Ama işte ben lüks araçla geldiğim için beni kıskanıyorsun her gün. Yani çok komik geldi bana açıkçası. Çocukça buldum. Bu kremayı ne de kullanacaksın şefim? Bu krema açıkçası şeyi bağlamak için yani katılığını sağlamak için yoğunlaştıracağım ilk önce çırparak. Daha sonra çikolatayla çok yavaş özel bir teknikle yavaş yavaş alttan üste doğru karıştırarak şey yapacağım, birleştireceğim. Ama çok sıcakken dökersem şeyi söndürür. Bu da bir ayrı bir detay. Soğuk kasenin içindeki krema mikserle çırpılarak kıvamı katılaşıyor. Çikolatayı kremaya hemen dökecek misin? Oda sıcaklığına gelmesi gerekiyor. Bunu şu an dökersem bu söner. O yüzden biraz daha bekleyeceğim. O arada ne yapabilirim? Hemen beşamel sosumu yapabilirim. Tavada eritilen tereyağıyla un kavrulduktan sonra üzerine eklenen sütle karıştırılarak beşamel sos hazırlanıyor. Oo, işte beklenmeyen yerden bir bomba geldi. Nesrin bomba bir açıklama yapmış. Ne demiş çok merak et. Kendisi puanlarında cimriydi. Belki biz de ona cimri davranabiliriz. Böylece o da bunu anlar demiş. Ne diyorsun bu yoruma? Eğer kendisi bu tarz bir konuşma yaptıysa kendisine hiç yakıştıramadım. Biz yemeğe oy veriyoruz, kişilere değil. O yüzden de ben her zaman hak eden hak ettiğini verdim ve bir şeyi beğendiysen beğendim dedim ve hiçbir zaman ben ondan geriye saymadım. 3'ten ileriye doğru saydım. Eğer beğendiğim bir şey varsa da puanını verdim. Kabak graten için hazırlanan beşamel sos, ıspanak ve blue cheese karışımının üzerine yerleştiriliyor. Beşamel sosa tuz eklemiş miydin? Herhangi bir tuz eklemedim. Zaten peynirin tuzu oldukça fazla. Çünkü eminim diyecekler ki peynir tuzu birazcık fazla diyecekler ama bunun özelliği bu. Peki kabak gratenimiz fırında ne kadar pişecek? Yaklaşık 20-25 dakika kadar fırında kalacak. Eğer sıcak servis etmek istersen son 20 dakika kala fırına atabilirsin. Evet. Genelde öyle yapacağım. Aslında şöyle yapacağım. İlk önce bir yapacağım. Biraz fırında bekleyecek 20 dakika sonra. En son servise yakın parmesanlarını ekleyip 5 dakika daha fırına veririm.
O zaman parmesanları önceden rendeleyip hazırlaman lazım biliyorsun. Evet. Üzerine bolca beşamel sos yerleştirilen blue cheese peynirli ıspanaklı kabak graten fırında pişmeye bırakılıyor. Blue cheese peynirli ıspanaklı kabak graten. Bu da yine Avrupa mutfağından seçilmiş bir ürün. Tebrik ederim öncelikle Özdemir Bey. Şu ana kadar gördüğüm menüzde açıkçası ben Türk menşeli yemeklerin zorluk dereceleri yüksek olanları seçmiştim. Sizler de olabilir, buna saygı duyarım. Şu an için Avrupa'dan gidiyoruz. Avrupa menşeli ürünlerin zorluk dereceleri yüksek. Bu konuda öncelikle tebrik ederim ama yapıp yapamama, yapabilecek misiniz onu bilmem. Çikolatalı mus için hazırlanan çikolata sosu önceden çırpılan kremayla yavaş yavaş karıştırılıyor. Pürüzsüz kıvamda olması için çikolata kalıntıları iyice eziliyor. Hazırlanan çikolata mus servis kaselerine alınarak buzdolabında soğumaya bırakılıyor. Bu arada konsomeye soğan da mı koydun şefim? Evet, soğanı sonradan ekledim çünkü fazla soğan tadının gelmesi istemiyorum. Şuradan bakabilirsiniz. Hemen bakalım. Renginin berraklığına şuradan bakabilirsiniz. Sonra bunun yağını ve suyunu süzeceğim. Sadece kendisi kalacak. Şu ayrı bir tavamda çorbamın hemen... Çünkü bunları hemen çorbamın içinde servis etmeyeceğim. Konsome çorbanın servisi sırasında eklenecek olan sebzeler küçük küçük doğranıyor. Patateslerimi ve havuçlarımı ve kereviz saplarımı sonradan ilave etmek için tekrardan şeyin içerisine koydum, kapların içerisine koydum. Şimdi onu çok hafiften sunum sırasında haşladıktan sonra tabii ki de servis sırasını kenara koyacağım. Servis sırasında içerisine ekleyeceğim. Servis sırasında öyle mi? Sıcak kalması için de sıcak suyun içinde bekleteceğim. Hazırlanan sebzeler sıcak suya alınıyor. Patates ve havuç mu koydun şefim? Havuç ve kereviz sapı. Konsome bayağı zahmetli bir şeymiş. Evet yani. Gerçekten işi çok. Biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Wok tavada eriyen tereyağına biraz da zeytinyağı ekleniyor. Eyvah! Yağlar yandı şefim. Evet, yağımı yaktım çünkü tavamı çok ısıttım. Bunu hemen döküyorum. Olabilir, arada aksaklıklar yaşayabiliyoruz hepimiz. Tekrardan hatta şunu da dökeceğim. Yanık yağ kokusunun gitmesi için wok tava havlu kağıtla siliniyor. Bu hafta boyunca Özdemir Bey hiç masalarda konuşmadı. Olmamış masalarda bile konuşmadı. Onları savundu hatta. Sadece benim masamda sanki başka bir insan gibi orada. Yani hiç tanımadım kendisini. O kadar beni eleştirdi, o kadar eleştirdi ki. Sonra ben içime attım, ağladım. Onu da eleştirdi. Hiçbir şey gerçekten başka bir insan, bambaşka bir insandı. Bugün de bakacağım menüsünü nasıl savunacak. Acaba benim günümdeki gibi o kadar konuşacak mı? Yoksa diğer günler gibi böyle arkasında saklanmaya çalışacak menüsünü. Kendime rakip olarak sadece Özdemir Bey'i görüyordum. Bunu daha önce de belirtmiştim zaten. Ama menüsünü görünce gerçekten büyük bir şok yaşadım. Bundan sonra tek rakibim kendim. Bu arada Gizem açıklamalarda bulunmuş. Demiş ki şu an şoktayım. Bir haftadır çok konuşan Vogue şefinin menüsünü gördük. Bu kadar basit menüyle Özdemir'i kendime rakip bile görmüyorum demiş. Vallahi yemekleri yedikten sonra karar versin bence. Şu anda erkenden söylemesi çok erken diye düşünüyorum. Ayrıca demiş ki tek rakibim var. O da kendim demiş. İddialı konuşmuş. Kendisinin ana yemeğinde gördük. Yani pişmemiş bir ara sıcak, olmamış bir kilis tava. Yani ben ana yemeğimin kesinlikle iyi olacağını düşünüyorum. Latino Taiwanese wok tava için kırmızı soğan piyazlık doğrandıktan sonra wok tavada tereyağı eritiliyor. Bu arada Tayvan wok tavanın farkı nedir şefim? Ya Tayvan uzak doğu özel sebzeleri var. Soya filizleri, susam yağı. Sen hepsini getirdin zaten. Evet, hepsini getirdim. Bunlarla bir harmonize güzel bir lezzet yapacağız. Domates kullanacak mısın? Hayır. Sadece domatesin kurusunu kullanacağım. Latino Taiwanese wok tava için soğanlar bol tereyağında kavruluyor. Bu arada konsümemin rengine bakabilirsiniz. Berraklığına. Zaten pişmesi bu şekilde oluyor. Bakabilirsiniz. En son yağını alacağım. İçine attığım yumurtanın akı bütün sebzeleri yukarı çıkardı ve ortasında çok berrak bir su oluşturdum. Sunum sırasında bunları süzüp en son ekleyeceğim. Masa beklentim yüksek. Şov yapabilir çünkü zaten şov yaparak ancak kazanabilir. Çünkü yemek yok ortada, emek yok, bir şey yok. Hepsi basit yemekler. Sunumlarında ve masasında şov yaparak gözümüzü boyamaya çalışabilir. Ama ben hiçbir şekilde ikna olmayacağım. Bu arada Gizem'in açıklamaları devam ediyor. Sunum da bize şov yapabilir ama önemli olan içerik. Ne yaparsa yapsın gözümü boyamasına izin vermeyeceğim demiş. Bence benim yaptığım yemeklere kayıtsız kalamayacak.
beğenmek zorunda kalacak. Yarışmacımız kıvırcık ve diğer yeşillikleri bol suyla yıkıyor. Şimdi ne yapacaksın şefim? Akdeniz yeşilliklerimi doğrayacağım şimdi. Ya şefim, Hawaii salatasının içinde bizim Akdeniz yeşilliklerinin ne işi var? Aslında Hawaii'de de bir nevi aslında tropikal ve Akdeniz iklimi var zaten. Yani bu herkes tarafından kullanılan. Aslında Akdeniz yeşilliklerinin bütün özelliği bu mor yapraklı sebzelerin olması. Ya Hawaii'de de bu yeşilliklerin aynısı kullanılıyor mu yani? Onu gerçekten bilmiyorum ama Hawaii salatalarında genelde yeşil bir baz olur ve üstünde meyveler olur. O yüzden de bugünkü salatam benim her zamanki yaptığım salata. Ben de tropik salata olarak isimlendirdim. Bir yandan salatanın yeşillikleri doğranırken bir yandan da wok tavada kavrulan kırmızı soğana şeker ekleniyor. Bunu balla da yapabilirler. Ben şu an elimde var olanlarla işlem yapıyorum. İşte salatada kullanılacak dev mango da ortaya çıktı. Bunu da özel olarak getirtmiştin değil mi? Evet, her tarafta bulunabilen mango değil. Bu gerçekten yurt dışına ihraç edilen bir ürün. Arkadaşlarımdan rica ederek aldığım bir mango. Ortadan ikiye kesilen mango kabuğundan iyice soyulup hazırlanıyor. Etini de özel sipariş etmiştin. Evet, bu %100 bonfile bir et. Kesimi özel. 0,3 milimetreye 7 santimetre. Latino Taiwanese wok tavanın özel kesilmiş bonfileleri karamelize soğanlarla kavruluyor. Ve işte salatayı Hawaii usulü yapan sosu da nihayet hazırlanıyor. Evet, salatamı da sosunu hazırlayacağım. En son birleştirmeyi sunum sırasında yapacağım. Bu arada şaka maka son 50 dakika. Yetişir mi sence? Evet, çok rahat yetiştireceğimi düşünüyorum. Özel getirtilen mango blenderla iyice eziliyor. Şu an ne yapıyorsun? Limonun kabuğunu rendeliyorum, bir limonun. Çok azıcık esans vermesi için bunu da mango sosumun içine ekleyeceğim. Daha sonra limonun kendisini de birazcık suyunu sıkacağım. Limon suyunun ardından portakal kabuğu rendesi de salatanın mango sosuna ekleniyor. Zeytinyağı da eklendikten sonra bütün malzemeler blenderla karıştırılıyor. Salatalarım hazır. Bunu en son şöyle alıyorum. Ben de göreyim şu Hawaii salatanın malzemelerini. Evet, sosu ve şeyi hazır. En son bir de eklemek için topikleri hazırlayayım. Topik nedir? Topiklerimiz, malzemelerimiz açıkçası üstüne eklemek için. Hangileri gösterir misin? Frenk üzümümüz, blueberry'miz. Üstlerine ekleyeceğim renk vermesi ve lezzet vermesi. O zaman salatamız bitti mi? Neredeyse yani? Bitti. Bravo! O zaman şimdi neye geçiyoruz? Altını hafif kısacağım. Renkli biberlerimi doğrayacağım. Salata, Hawaii'in tropik salata. Sanırım tropik meyvelerden oluşmuş bir salata yiyeceğiz. Şimdi biz Tayvan'daydık, uzak doğuda. Hop, atladık jetimize, şu an Hawaii'ye indik. Tayvan'dan bir de Hawaii'ye geçtik şimdi. Tropik salata yani ne olur? Yani tropik meyvelerden mi yapıp getirecek bunu önümüze? Hani bir meyve salatası mı bu? Şu anda merak ediyorum yani. Ben de çok heyecanlandım bu salata ismini görünce. Latino Taiwanese wok tava için renkli biberler jülyen kesim doğranıyor. Gördüğünüz üzere altını tekrar açıyorum. Biberlerimi atıyorum. Renkli biberler yüksek ateşte sürekli döndürülerek bonfile etle birlikte soteleniyor. Birkaç diş sarımsak da tavaya eklendikten sonra taze soğanlar iri şekilde doğranıyor. Ana yemeğimiz de neredeyse hazır galiba şefim. Sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi hemen kuskuslarımı haşlayacağım. Yarışmacımız ana yemeğiyle birlikte servis edeceği kuskusu pişirmeye başlıyor. O suyu ne için kullanacaksın şefim? Suyu kuskusu haşlamakta kullanacağım ama aslında güzel bir şey düşündüm şu anda aklıma geldi. Ne geldi? Haşladığım sebzelerimin suyundan kuskusa ilave edeceğim, daha da lezzetli hale gelecek. Vay vay vay! İşte şef budur. Kabak graten ne durumda şefim? Evet, şu anda mükemmel. O birazcık daha beklesin. En son sunum sırasında şeylerini ekleyeceğim. Bu arada bunu yakmamam lazım bir yandan. Ana yemekle sunulacak kuskusun üzerine biraz zeytinyağı ve haşlanan sebzelerin suyu ekleniyor. Bunu şöyle alayım. Bu biraz beklesin. Hemen eklediğim suyundan haşlamaya başladım. Altını da biraz açıyorum. Şu an kuskusu hazırlıyoruz değil mi şefim? Evet, kuskuşa geçtim. İçine sebze suyuyla karıştırdım, ekstra suyumu da koyuyorum. Hemen birazcık zerdeçalımdan atacağım. Üzerine göz kararı zerdeçal eklenen kuskus haşlanmaya bırakılıyor. Hemen ardından da taze soğanlar wok tavaya alınıyor. Hangi sosları kullanıyorduk şefim? Taiwanese. Bu susam yağı ve soya sosu. Susam yağı ve soya sosunun ardından yarışmacımız el maharetiyle tavadaki sebzeleri döndürerek lezzetlerini harmanlıyor. Ne kadar renkli görünüyor. Renk cümbüşünü özellikle seçtim bu kadar farklı renkli olmasını. Çünkü uzak doğu yemeklerin hepsinde
Bu rengi denge her zaman görürsünüz. Kuru domates de mi koyuyoruz içine şefim? Evet. Bu benim özel kullandığım bir domates. 1 kilodan yaklaşık 100 gram, 150 gram kadar çıkıyor. Kuru domatesler de tavada sotelenirken yarışmacımız da soya filizlerini yıkayıp tavaya alıyor hızla. Soya filizlerimi de ekliyorum. Soya filizi de Uzak Doğu mutfağının olmazsa olmazlarından, öyle değil mi? Evet, artık işlem tamamlandı. Şimdi şov zamanı. Yarışmacımız yine wok tavadaki ustalığını göstererek yüksek ateşte lezzetleri harmanlıyor. Hemen ardından da parmesan peynirini rendelemeye başlıyor. Bu da özel bir parmesandı değil mi şefim? Bu Regina yöresinden bir parmesan. Bunu bunun için Berkan Bey'e teşekkür ediyorum. Marka danışmanlığını yaptım. Kendisi bu anlamda önerilerde bulundu. Ben bulmamda katkı sağladı. Parmesan peynirini hangi yemekte kullanacaksın? Parmesanı hem gratenin üstünde kullanacağım hem de kuskuslarımı sotelerken kullanacağım. Evet, sanırım bu yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Soslarım hazır, her şeyim hazır, topiklerim hazır. Son bir kontrol ediyorum. Kremberim hazır, file bademim hazır. Yarışmacımız etinin lezzetini de kontrol ediyor hemen. Nasıl olmuş şefim? Tuzu, şeker oranı, kıvamı, her şey mükemmel. O zaman ana yemeğimiz de bitti. Evet, şu an yemeklerim neredeyse bitti. Kusura bakmayın, bir yandan yiyorum. İnanın bizde sabahtan beri koşuşturuyoruz. Ben koşturmuyor muyum yani? Tabii ki en çok koşturan sensin. Ana yemekte böyle bir şey tercih edilebilir mi ya? Sadece wok tavada çevireceksin yani bütün malzemeleri. Başka hiçbir esprisi yok bu ana menünün. Bu da olmadı, kusura bakma. Bugün benden çok şeyler duyacaksın Özdemir Bey. Bu arada bir tutam maydanoz incecik doğranıyor. Maydanozu nerede kullanacaksın şefim? Maydanozu çorbamı servis ederken kullanacağım. Dereotunu gratenimi servis ederken kullanacağım. Fesleğenimi de et servis ederken kullanacağım. Blue cheese peynirli ıspanaklı kabak gratenin servisinde kullanılacak dereotu da incecik doğranıyor. Dereotlarım da sunum için hazır. En son bir kontrol ediyorum. Etim hazır. Kuskusumu pişireceğim. Kuskusuma bakıyorum. Zerdeçalla haşlanan kuskusun suyu süzülüyor. Bu yemekleri rakiplerin anlayacaklar mı sence Özdemir? Umarım anlarlar. Yoksa kuskusu zerdeçalla pişirmiş, üstüne de maydanoz koymuş. Böyle yemek mi olurmuş derler mi acaba? Diyebilirler. Çok az kimyonumu ekleyeceğim. Ana yemekle sunulacak zerdeçallı kuskus kimyon ve maydanozla karıştırılıyor. Şimdi ne yapıyoruz şefim? Artık buraları toparlamaya başlıyorum. Salatamın sadece sosunu karıştırıp servis sırasında eklemesi kaldı. Gratenlerimin parmesanını hemen servisten 5 dakika önce fırına vereceğim. Salataların üstündeki topikleri yine aynı şekilde sosumu birleştirdikten sonra ekleyeceğim. Kuskuslarımı da aynı şekilde son dakika tereyağıyla ve parmesanla yapacağım. Çünkü çok önceden yaparsam birleşecek ve sert bir hal alacak. Onun dışında etlerim hazır. Yine servis sırasında çorbamı süzüp üzerine mevsim sebzelerinden ekleyip sunumumu yapacağım. Şu an itibariyle her şey hallolmuş. Ben şimdiden temizliğe başlıyorum. Bütün yemeklerini tamamlayan yarışmacımız hızla mutfağı toparlıyor. Leyla Hanım'ın gününde Özdemir Bey'in kötü ruhlu bir ikizi var. Ben buna inandım. Ben buna Surat'a da söyledim. O gelmişti masaya. Allah 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 diye habire değişik yorumlar yaptı. Biraz sert eleştirilerde bulundu. Haksız eleştirilerde bulundu. Benim tanıdığım Özdemir diğeri, yani pazartesi, salı, perşembe ve bugün karşıma çıkacak olan Özdemir'i. Beyefendi, iyi bir insan, saygılı bir insan, yorumlarını yaparken karşı tarafı kırmamaya çalışan bir insan. Yani açıkçası iyi ikizi gelecek. Ben iyi ikizini daha çok sevdim. Ve masamı kurmaya gidiyorum. Hadi koş koş, son 5 dakika. Çok az vaktim kaldı, hemen masa örtümü hallediyorum. Krem rengi masa örtüsünün ortasına özel yaptırdığı çiçeğini yerleştiren yarışmacımız Amerikan servislerini ve tabaklarını da hızla yerleştiriyor masaya. Başarmak üzeresin, farkında mısın Özdemir? Evet, başarmak üzereyim. Umarım beğenecekler. Servis peçetelerinin ardından sunum peçetelerini de yerleştirmeye başlıyor yarışmacımız. Nasılmış burada yarışmak, zorlandın mı? Çok zor gerçekten yani. Buradan gelecek izleyicilere söylüyorum. Gerçekten çok zor. Bunlar senin zaten restoranda da yaptığın yemeklerdi. En çok nerede zorlandın? Ya şöyle, gerçekten 2,5 saatte bunları normal bir zamanda yapmaya çalışsanız belki rahatlıkla yapacağınız yemekleri inanın zamana karşı yarıştığınızda çok zorlanıyorsunuz. Çift servis açtığı çatal kaşıklarını peçetelerin üzerine yerleştiriyor yarışmacımız. Bu hafta en güzel masa kimindi sence? Yani Leyla'nın masası belki bir tık yani şeydi ama çok masa örtüsü yoktu. O yüzden hani ben çok düzgün bir masa göremedim açıkçası. O yüzden bu konuda kendimi
Önde görüyorum. Özenle yerleştirilen çatal kaşıkların ardından bardaklar da masadaki yerlerini alıyor. Masa tamam mı? Masam bitti. Son bir şey yapacağım. Ne yapacaksın şimdi? Şimdi son bir parmesanla şeyi döndüreceğim. Peyniri sunumdan önce de ekleyebilirsin bu arada. Tavamda sote edeceğim kuskuslarımı. Tereyağıyla mı? Evet, çok az tereyağıyla. Ana yemekte sunulacak kuskus tereyağıyla lezzetlendiriliyor. Buna sunumdan önce parmesan peyniri mi ekleyeceksin? Evet, en son parmesan ekleyeceğim. Çok güzel bir lezzet olacak. Kuskus da tamam mı? Ben gidiyorum. Yemeklerim bitti. Şimdi üstüne geçme zamanı. Bol şans!